ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir özel defterini imzaladı ve şimdi de Anıtkabir özel defterine yazdığı o mesajları Cumhurbaşkanı'ndan dinliyoruz. Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zat halinizi ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun. Devlet erkanı atanın mozolesinde şu dakikalarda ekranlarınıza yansıdığı gibi birazdan saygı duruşunda bulunulacak ve ardından İstiklal Marşı okunacak. Kutlamalar, törenler Anıtkabir'le sınırlı kalmayacak. Anıtkabir'in ardından ikinci durak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul edecek. Ama onun öncesinde şimdi Anıtkabir'de önce saygı duruşunda bulunulacak. Ardından da İstiklal Marşı okunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerle süslenmiş çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakıyor. Ve şimdi Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterine de imzaladığı gibi Barış Pınarı Harekatı'na vurgu yaptı. 29 Ekim mesajında da olduğu gibi Cumhurbaşkanı bağımsızlığımıza ve bekamıza saldırıların arttığı bu dönemde yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz notlarını aldı Anıtkabir özel defterine ve Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı dünyaya gösterdik dedi. Anıtkabir özel defterini imzaladı ve Cumhurbaşkanı şu dakikalarda da Misak-ı Milli Kulesi'nden ayrılırken Anıtkabir avlusunda kendisini bekleyen öğrencilerle birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmişlerdi. Cumhurbaşkanı da o selamları karşılıksız bırakmadı ve Cumhurbaşkanı Misak-ı Milli Kulesi'nden de ayrılıyor, Anıtkabir'den de ayrılmak üzere. Bugün Cumhuriyetimiz 96. yılında, 96 yaşında dedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz dedi. Ve bugün üzerinden neredeyse bir asır geçtikten sonra Cumhuriyet aynı heyecanla, aynı gururla, aynı coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet en çok da Türk milletinin kendisine güvenmesini sağladı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Fabrikalar kuruldu, atılımlar yapıldı, büyük devrimlere imza atıldı. Bir millet yeniden millet olmanın ruhuyla karış karış yurdunu yeniden inşa etti. Atatürk Cumhurbaşkanı seçildi ve o günleri anlatırken Cumhuriyet'in ilanını uçurumun kenarında yıkık bir ülke diyordu. O ülke türlü düşmanlarla boğuşuyor, yıllarca süren savaşların içinde yer alıyordu ve şöyle sürdürüyordu sözlerini: içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni devlet, yeni vatan. İşte o devlet, Cumhuriyet bugün 96. yıl dönümünde ve coşkuyla, ilk günkü heyecanla, ilk günkü gururla kutlanıyor.
neredeyse bir asır geçmesine rağmen üzerinden bugün de resmi törenlerin ilk adresi Ulu Önder'in ebedi istirahatgahı Anıtkabir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Birazdan atının huzuruna çıkacak Erdoğan başkanlığındaki heyet. Cumhurbaşkanı ay yıldızlı karanfillerle süslenmiş, kırmızı beyaz karanfillerle süslenmiş çelengi Ulu Önder'in mozolesine bırakacak. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz diyordu ve bugün işte o gelecek, o gençlik Anıtkabir'de olacak. Resmi törenlerin ardından Anıtkabir'in kapıları halka açılacak ve Türkiye'nin dört bir yanından 81 ilden genci yaşlısı, kadını erkeği bugün burada olacak. On binler atasına bir kez daha şükranlarını, minnetlerini sunacak. Çıkarak mozoleye doğru ilerliyorlar. Birazdan da saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünün anısına çelengi Ulu Önder'in mozolesine bırakacak. Sonrasında da Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve İstiklal Marşı'nın da okunmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet atanın mozolesinden ayrılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve burada Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve bugüne ilişkin mesajlarını da o deftere not alacak. Dün de önemli mesajlar vermişti. 29 Ekim'in 96. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında Erdoğan, milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor dedi. Ancak kararlılık mesajı da verdi. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda da Anıtkabir avlusunda kendisini selamlarını ileten buradaki öğrencilere karşılık veriyor. Anıtkabir merdivenlerinden Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan Misak-ı Milli Kulesi'nde olacak ve Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Ancak dediğimiz gibi Anıtkabir avlusu dolu. Öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorlar. Ve onlar da resmi törenin bitmesiyle birlikte Ulu Önder'in şükranlarını, minnetlerini sunmak için bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek atanın mozolesine çıktı. Erdoğan Ulu Önder'in mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Kararlılığımızı dünyaya gösterdik dedi. Anıtkabir özel defterini imzaladı ve Cumhurbaşkanı şu dakikalarda da Misak-ı Milli Kulesi'nden ayrılırken Anıtkabir avlusunda kendisini bekleyen öğrencilerle birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmişlerdi. Cumhurbaşkanı da o selamları karşılıksız bırakmadı ve Cumhurbaşkanı Misak-ı Milli Kulesi'nden de ayrılıyor, Anıtkabir'den de ayrılmak üzere. Bugün Cumhuriyetimiz 96. yılında, 96 yaşında dedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz dedi ve bugün üzerinden neredeyse bir asır geçtikten sonra Cumhuriyet aynı heyecanla, aynı gururla, aynı coşkuyla kutlanıyor. Birazdan Cumhurbaşkanı ve devlet erkanının Anıtkabir'den ayrılmasıyla resmi törenler sona erecek ve Anıtkabir'in kapıları halka, ziyaretçilere açılacak. Bugün Türkiye'nin her bir noktasından, 81 ilinden, dünyanın birçok ülkesinden buraya ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Bu coşkuyu, bu heyecanı atanın huzurunda yaşamak isteyenler kapıların açılmasıyla birlikte
burada olacaklar. Resmi törenler sona erdi. Cumhurbaşkanı ve devlet erkanının buradan ayrılmasıyla birlikte dedik. Birazdan kapılar ziyaretçilere açılacak.